Bayanlar ve baylar, Alper Ergen TV ekranına bir kez daha hoş geldiniz. Sevgili dostlar, Assassin's Creed 2 ikinci bölümüyle devam edeceğiz. Ezio Auditore de Firenze'nin kavgasıyla başladık. İlk anımıza devam ediyoruz. Şimdi abimizi takip ediyoruz. Yani kardeşimizi takip ediyoruz. Oradan devam edelim bakalım. Umuyorum seyir zevki yüksek, güzel bir video da ortaya çıkar. Beğenirseniz lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. TikTok ve Twitch'lerini takip ederseniz çok sevinirim. İyi seyirler, iyi eğlenceler dostlar. We've gone. Yes, and I'd rather avoid a lecture. Up for a little race, then? To where? Roof of that church. Oh. Alırım. Alırım anahtarını. Tamam. On the count of three. Uno, due, tre. Bak, çakal. Erken oturdun ama olsun. Erken oturdun ama olsun moruk. Hayt verdim eline, hadi bakayım. Come on then, this way. Where are you going? You'll see. Süper bir abi kardeşlik ilişkisi değil mi ya? Allah müthiş. It is a good life we lead, brother. The best. May it never change. And may it never change us. Animus projesi.com sunar. Şu an faaliyetlerini sonlandırmış olsalar da ellerine sağlık. All right. Enough of that. We really should head home. Let's go. Wait. What? Ezio, let Christina sleep. There will be time enough for that later. Güzel Christina Vespucci'yi ziyaret et. Edelim bakalım. Assassin's Creed'in 2'nin müziği mi? Muhteşem gerçekten. Tamam. Woohoo! 15 metre ileri atladık. So it's Vieri. I'd better hide. Keep looking. He couldn't have gotten far. Tiplere bak. Fark etmez, gelsinler ya, hallederiz. Mayanlar, kuyular ve çatık mesela düşmanlardan saklan. Peki. Christina! Christina! Who's there? Cama çık kız. Oh! Ezio! I should have known. May I come in? Fine, but only for a minute. A minute is all I need. Indeed. Wait, that came out wrong. Nerede lan? Nereden çıkacağız lan şurası? Diyalog güzelmiş. Come here. Oh, it's you. Niye buraya tuş koydun ki oğlum? Alıştırma amaçlı herhalde. Aha, basamadım tuşa. Quick Time Event yapmışlar. Ne güzel be, duvarları Christina, tırmanabiliyorsun. Christina! Svelia! Your tutor will be here soon. Come, my daughter. Is it really so terrible that...
Figlio d'un cane! What is this? Perdonate, messere! Chiedo venia! I'll kill you! No, no, that's not necessary. Guards! Guards! Voglio la sua testa! Go, go! There's really no need for violence. Kesinlikle, kesinlikle. You have me confused with someone else. She needed some help with some things. I'm mostly innocent. Falan milletin kızını düdükleyip ondan sonra masumum diyorsun, şerefsiz. Yarışlar artık mevcut. Hekimler artık iyileştirme için uygun. Peki. Bunu atlarsam ölmem herhalde. Ölebilirim. Şöyle atlayacağım. Ölmem ya. I've seen him. I'm sure I have a surprise. Hey stranger, stop. Eyvah. Bunlar benim peşimdeki guardlar mı? Artık şu saatten sonra. Gelin bakalım dövüşelim. Köpek. Halkın benden kaçması. Çok güzel. Siz beni acemi sandınız galiba gençler. Hadi bakayım yol alın. Ha, bizim babiş. Good morning, father. Come with me. Is something wrong? Do you think me blind and deaf, son? I know all about your fight with Vieri di Pazzi last night. And then this little visit to Christina. Your behavior is unacceptable. It reminds me of myself when I was your age. I assume these misadventures won't interfere with your work today. No, padre. Avete la mia parola. I've prepared some documents here for Lorenzo di Medici to review. I need them delivered to him. With haste, father. Return to me when it's done. Giovanni'nin mektubunu Lorenzo de Medici'ye ulaştır. Ulaştıralım bakalım. Canım azaldı. Heh, fullenmiş. Süper. Bu nedir abi? Şurada bir ressam var. Fırça var. Bu nedir abi? Tablolar. Hazine haritaları. Allah Allah. Lan Giovanni. Aldım bakayım bunu. Bu eşyayı satın almak istedin emin misin? Evet. Eşyaya zaten sahipsin. Please come again. Oo, haritada bana konum belirtti. Konumlar belirtti daha doğrusu. It must be beautiful. Aha, iki tane sandık var burada. Hemen araklayalım bakalım şuradan. Oo, 211 florin. Oo, daha ikiden. Daha ilk sandıkta bu kadar çıktıysa maliyetini karşılar. Of. Vay, süpermiş abi hazine sandığı. Peki, anlaşıldı. Burada bir terzi var. Sarto. Neymiş abi burada? Kıyafet mi satıyorsunuz? Kese ve kıyafetleri boya. Hmm, daha açılmamış. Alright. Why?
Havada kuş gibi süzülüyorum vallahi. Gelmişken şu kuleyi bir açalım. Aşağıda bir duyuru yapıyor. Bir yarışa kaydolmaktan falan bahsediyor ama. Fiorentina. Öf, o bina neymiş lan o? Kilise mi o? Buranın en büyük katedrali olsa gerek. Kilise de değil. Start. Tellallar. Beni tabanına giriyor abi. Hemen girelim bakalım tellallar ne işe yararmış. Tellallar. Rönesans İtalyası halkının birçoğu okuma bilmediğinden ilanlar, yerel kanunlar, haberler, pazar kurulacak günler ve reklamlar ve tellallar tarafından duyuruluyordu. Vergi artışları gibi tatsız haberlerin arkasından mutsuzluğun aşırı bir şekilde dışa vurumu gibi durumlara karşı tellalları halktan korumak için özel kanunlar çıkartılmıştı. Her şey zevel olmaz hesabı. Eğer bir tellal dikkatleri senin suikastlerine çekmeye çalışırsa bahse varım onları susturmak için rüşvet verebilirsin. Wow. Tellalize. Santa Trinita daha önceden var olan bir kilisenin üstünde 1258'de inşa edilen Santa Trinita kutsal teslis en çok içindeki Michelangelo'nun öğretmenlerinden biri olarak tanınan ünlü ressam Domenico Ghirlandaio tarafından yapılan Aziz Francesco'nun hayatını anlatan frekslerle süslü Sassetti Şapeli ile ünlüdür. Hemen geliyorum. Evet geldim dostlar. Ünlü ressam Domenico Ghirlandaio tarafından yapılan Aziz Francesco'nun hayatını anlatan frekslerle süslü Sassetti Şapeli ile ünlüdür. Okuduğum metinde zaten 10 tane kelimeyi anlamadım ki. Hekimler. Orta çağlar boyunca Arap sağlık biliminden etkilenen insan bedeninin diyagramlarını ve baskı makinesinin gelişimi karşılığında Rönesans sağlık bilimini inanılmaz bir şekilde geliştirdi. 15. yüzyılda bilim sağlık alanında ruhsallıktan çok daha anlamlı bir noktaya gelmedeki yavaş tırmanışa başlamıştı bile. Yine de birçok insan inatla eski yöntemlere yapışmıştı. Hekimler yerine yerel mistiklere gidiyorlardı. Modern tıptan şaşmayacaksın aga. Casa di Vespucci. Ünlü Amerigo Vespucci'nin uzaktan büyük amcası tarafından 1350 yılında yaptırılan nispeten mağrur Vespucci malikanesi. Floransa'daki ilk boyalı Ahmet cephe, daha sonra Old Rarno bölgesinde herkes tarafından tekrar edilen bir tarza sahip olması bakımından dikkate değerdir. Oyt. Cristina Vespucci. Öğrenci, soylu bir kız. 159 doğumlu. Ne kadar güzel bakar mısın? Cristina Vespucci tanınmış bir Floransalı güzel ve aralarında kendisini birkaç tablosunda model olarak kullanan Botticelli'de olan birçok sanatçının favorisiydi. Babasının muhafızları tarafından tutulan kayıtlar Ezio'nun onu sıkça ziyaret ettiğini ve muhafızları onun evinin yakınında girerken asla yakalayamayacaklarından Ezio'nun inanılmaz derecede maharetli olduğunu söylerler. Palazzo Auditore. 1473 yılında yapımı tamamlanan Palazzo Auditore sade taş işçiliği ve Roma üslubu sütunları ile dikkate değerdir. Giovanni Auditore, Leon Battista Alberti'ye ait olan eskiz çizimlerine bakarak binayı kendisi tasarlamıştır. Yapımı tamamladıktan sonra bina Santa Maria Novella bölgesinin temel yapılarından biri haline geldi. Lorenzo de Medici Giovanni'ye gönderdiği 1474 tarihli bir mektupta cephenin gereksiz gösterişten uzak oluşuna hayranlığını belirtir. Vay be. Bankalar, bankacıların müşterilerinin para yatırmaları ve para çekmeleri takip etmeyi olanaklı hale getiren çift girdili muhasebenin gelişmesi ve dolaşıma giren birçok farklı İtalyan para biriminin yaygınlaşmasıyla bankalar Rönesans günlük yaşamının değişmez bir parçası oldu. Bankalar teknik olarak paralarından para kazanamıyordu. Çünkü Katolik Kilisesi faizi yasaklamıştı. Ama pratikte bu yasağa bankacılar uymuyordu. Hatta bankacılık sistemine dahil olan ve bankaların bünyelerinde barındırdıkları para nispetince Papa'ya hediyeler göndermelerini zorunlu kılan Vatikan bile bu yasağı çiğniyordu. Adı faiz olmadıkça Tanrı farkına varmazdı değil mi? Allah şerefsizler.
Yer revziler, demirciler. Her Rönesans topluluğu bir demirciye ihtiyaç duyardı. Kılıçlar, kilitler, tavalar, bıçaklar, çiviler ve zırhlar hep metalden yapılırdı ve hepsinin şekil verilmeye ihtiyacı vardı. Ek olarak demirciler pratik el becerilerini sanata dönüştürmeye başladıkça Rönesans boyunca sanatsal demir işlerinde ortaya çıkmıştır. Çok güzel. Tellal. Hepsini okumuşuz abi. Süper. Peki. Veritabanı girdilerini şu ana kadar okuduk. Üst katta mı acaba benim gitmem gereken yer? Üst katta değil sanki. Üst kat pasif oldu. Oh shit! İyi, ölmedim. Ah, Ezio. Ben trovato. How are you? Come sempre. I have a letter for Messer Lorenzo. I'll see that he receives it when he returns. Returns? They've gone to Villa Careggi, I'm afraid. And not expected back for at least another day. I'll let my father know. Sen müzik mi çalıyorsun? Bam bam bam. Ağzıyla müzik yapan birisi var. Alright. Burada bir hazine var. Şunu bir gelmişken alayım mı? Çatıda gibi duruyor. Aha da şuradaymış. Oh shit. Oo bu kırmızı sandık ha. Bundan kesin daha fazla para çıkar. Bakıyoruz abi. Ulan 100 çıktı. Allah kahretmiş seni. 100 florine para demem ben. Daha asasin olduğunun farkına varmayan bir Aurito Orele Frense ile oynuyoruz. Ezio asasin olduğunun, karında asasin kanlarının gezdiğinin henüz farkında değil. Zaten bu kadar hoplayıp zıplayamazdı öteki türlü. Daha neler yani. Veri tabanına gir. Son girdiler. Loggia dei Lenzi. Benci de Gione ve Simone Di Francesco Talenti tarafından 1376 ve 1382 yılları arasında yapılan Loggia dei Lenzi, Floransa'nın yöneticileri olan Signora'nın yemin ederek göreve başlayan üyeleri için bir sığınak olarak inşa edilmişti. 16. yüzyılda Mediciler tepeye bir balkon yaptırdı. Böylece Floransa şehri iplerin kimde olduğunu açıkça görebilecekti. Wow! Otorite savaşı ha? Burada bir kule var. Gelmişken bence hemen girelim. Oh shit. Oh shit. Aşağı atladım yanlışlıkla. My god, has his mind snapped? Allah'tan tutunacak bir sürü alanımız var. Oo. Nasıl atladın öyle? Zıplaması bayağı uzun. Uzun range'li. Asker falan yok değil mi burada? Oh shit. Burada asker var da kimseyi öldürmesek iyi olur. Burası kırılmış. Buradan çıkacağız. Çok güzel tırmanıyor ya. İnsanı özendiriyor hakikaten. Gaza gelip bir tane binaya tırmanmaya çalışacağım ondan sonra. Düşüp yere yapışacağım. Ok çuvalı gibi. Ondan sonra uğraştır. Ondan sonra uğraştır abi. Fiorentina'nın en yüksek binalarından bir tanesine ulaştık. En yüksek tepelerinden bir tanesine. Gördüğüm kadarıyla. En yükseği henüz değil. En yükseği şu kule gibi duruyor. Eşleştirilen bakış noktaları 73 mü? Fuck you man. Tüy parçası gibi. Burası bir idam sehpası abi. Peki. Koşarak babişimizin yanına gidelim. Şurada bir olay var.
aşağıda. Burada bir asker durumu var. Girebiliyor mu içeri? Which god for second hold the duke roll out of you? Öyle mi? Wherever it is. Go back. You think we are kind hearted public servants out to jail? Konuşma şerefsiz. Orta ragazzi, remember your train. You that stupid bastardo. Geberin bakayım. Ağzını burnunu kırdı. Hoppa! Oho, işte bu kadar. Me. Gel bakalım. Hoppa! Combo üstüne combo çeker. Ağzını burnunu da kırarım. Bunu almaktan kimse beni alıkoyamaz abi. Ne ki bu? Kodex sayfası. Ha, aldım valla. Bunun ne olduğunu sonra öğreneceğiz abi. Şimdi arada ne görürsek alacağız. Mecbur. Mecbur yani. De canım dolsun diye 200 florin bayılamam oraya. Kendi emeklerimle 600 florin yapmışım, o yüzden devam ki. Biraz şöyle şehri dolaşarak ilerleyelim mi? Aha. Life expectancy? No, about 5 more minutes, I'd wager. Nerede? Ha, şurada. Ha, de buradası. Gel bakalım, seni güzel sandık. Bana para toplattırıyorsa vardır bir bildiği. Alright. No. Lan çıkamadım. It's your auditore de Firenze. Aha, kimse yok. Alalım içeri. Oo, sağlam florin çıktı. Sağlam florit. Koş. Burada da florin mevcut. Ama tam olarak nerede? Tam da burada. Gel bakalım buraya. Gel babacığına. Tam olarak babacığına gel, babacığına. Alright. Sakin. Hey! Bir dakika, yolda. A little respect for this masterpiece. Allah, adamı vurdum yanlışlıkla, ittireceğim diye. Hop. Allah vurdum onu. Sakin. Bizim evimizde de kasa varmış, hemen açalım abi. Keep up the good work.
bischero. You worry too much, Giovanni. Francesco Di Pazzi is in prison. The threat is ended. Pazzi hapiste mi? Allah Allah. Etkileşim şey abi bu. Shift. O kırmızı el işareti shift'e denk geliyormuş. Hello son. You remember my friend Uber? Good morning, Gonfaloniere Alberti. To you as well, young man. I trust you delivered the message. Si padre, but it seems Lorenzo is out of town. I did not anticipate this. What does it matter? So you wait another day or two. Listen, your mother and sister have been looking for you. I'll need you again in a little while, but for now, see if you can't help them. Are you sure? Yes, now if you'll excuse us. Good to see you, Ezio. Good to see you, Ezio. Anam mı? Anamın güzelliği. Maria Auditore. Hemen anamıza bakalım. Meslek yazarmış. Soylu bir yazar. 1432 yılında doğmuş. Etrafımı çevreleyen bu duvarlardan yoruldum ve bu güvenlikten sıkılıyorum. Şimdi bir karar vermese var. Dışarı çıkacak ve hayatımda gerçekte ne olabileceğini göreceğim. Maria bu satırları 16 yaşında Giovanni Auditore ile tanışmasından bir hafta önce yazmıştı. Wow. Güçlü banker aile Mozzi ailesine mensup olan Mario, birçok önemli bilgin tarafından çevrilen ve şu anda Floransa'daki Uffizi Galerisi'nde sergilen çok sesli günlüğüne göre zamanın en ünlü tarih kaynaklarından biriydi. Ailesinden gelen parayla Mario ile konağın avlusunda daha sonra sanatsal bir toplanma yerine dönüşen bir fırın açmıştı. İnancının sağlamlığı beni yerime çivileyen, ondan başka bir yere bakamadığım bir adam dediği kişiyle burada tanışmıştı. Bu kişi Giovanni Auditore'ydi. Maria ve Giovanni 1450 yılında evlendiler. Maria'nın günlük kayıtları sonraki birkaç on yıl boyunca devam eder. Bunlarda bazı yeni yetişen sanatçılar üzerindeki imayesi bir anne olarak davranışlarını açıklar. Ta ki iyice çoğalan tarihçilerden duyduğu mutsuzluk nedeniyle yazmayı ansızın bırakana kadar. Bu veri tabanı girdilerini o bize ters yaklaşan arkadaşımız oluşturuyor. Biliyorsunuz ki. Buongiorno Ezio. Buongiorno a voi madre. Come state? Sto bene. And you? Still recovering from last night? I have no idea what you're talking about. Of course not. Anyway, I have an errand to run. I'd like you to join me. Con piacere. Come. It's not far from here. All right. Annemiz ne kadar güzel. Fight with Vieri. What fight? Per piacere, let's not play this game. He spoke ill of us. I could not allow him to continue. I'm sure he's having a hard time dealing with the accusations against his father. Francesco Di Pazzi is many things, and none of them good. But even I never suspected he'd be capable of murder. What will happen to him? I imagine there will be a trial. Will father speak at it? He'll have to. He's the one with the evidence. Still, I wish there was another way. You've nothing to fear. Everyone wants justice done. It is an unfortunate state of affairs, but it will pass. Ses düzeni biraz garip. Sağından solundan gidince bir sağ bir sol yapıyor ama böyle şöyle yürürsek olur gibi. Cottage Leonardo Prince. Kim abi bu? Veri tabanı. Cottage di Leonardo Prince. Leonardo atölyesini zamanın en başarılı sanatçılarından biri olan Verrocchio'dan aldığı çıraklık eğitimini tamamladığında açtı. 1147 ve 1481 yıllarında Leonardo muhtemelen Verrocchio ile çalışmaya devam etti. Ancak kimse ne üzerine çalıştığını bilmemektedir. 1481 yılında San Donato Scopetto keşişlerinden Mecusi'nin tapınması tablosu için ilk komisyonunu aldı. Gerçek bir Da Vinci tarzıyla tabloya başladı ama asla bitirmedi. Leonardo Da Vinci. Tarihsel karaktere burada yer verilmiş. Hey,
Hello, Leonardo. Madonna Maria. This is my son, Ezio. Molto onorato. O benim annem olur. L'onore è mio. Let me go and fetch the paintings. I'll be right back. He's very talented. Immagino. Self-expression is vital to understanding and enjoying life. You should find an outlet. I have plenty of outlets. I meant besides vaginas. Mother. Back to your house then. Si, si. Ezio, help Leonardo, will you? So Ezio, what do you do? He's been working for his father. Ah, you're to be a banker. For now. And you, Art, was it? Truth be told, it's been difficult for me to settle. Painting is nice, but I often feel like my work lacks, I don't know, a purpose. Does that make sense? I'd rather contribute more practically, more directly. Architecture, perhaps. 30 dakikayı doldurmuşuz sevgili dostlar. Umuyorum seyir zevki yüksek, güzel bir video daha ortaya çıkmıştır. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. TikTok ve Twitch'ten de desteklerinizi bekliyorum. Sonraki bölümden devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Esen kalın, bay bay.